Selamun aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 il, 81 fidan sloganıyla yollardayız. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Ya nasip. Dün akşam bildiğiniz gibi bir bankta otururken orada bir abi geldi bana şey dedi. Az ileride dinlenme tesisi var, oraya git istersen dedi. Gittim, orada da bir lokanta, mescit falan varmış. Lokantacı abimiz de sağ olsun. Bu arada ismi Azmi ve Orhan Usta'nın yeri. Burada oturursun, gece de mescitte yatarsın demişti. Sonra meğer lokantanın arka tarafında bir misafir odası gibi yerleri varmış. Bir de duş yerleri varmış. Sağ olsunlar, iyi oldu abi. Bir gripin içtim, uyumuşum. Şimdi kendime geldim, uyandım sabah 7'de. Yoldaş da kapının önünde beni bekliyordu. Hastalığımdan da kurtuldum inşallah. Öyle hissediyorum. Allah razı olsun diyelim. İyi insanlar denk geliyor. Yemeklere hakkında yorum yapamayacağım. Yapamamamın sebebi bildiğiniz gibi dün hastaydım. Yediğim her şey bana sanki gripin ısırmışım gibi acı acı geliyordu. O yüzden hiçbir şeyden tat alamadığım için yorum yapamayacağım. Ama önündeki kalabalık tır kuyruklarından ve sürekli gelip giden insanlardan yemeklerinin lezzetli olduğu belli. Bak, çayın tadını aldım. Çayı ölüyor olsam tadını anlarım. Çayı güzeldi. Gerisi de zaten görüntüden belli. Yolunuz bu buraya düşerse tavsiye ederim. Çarşamba ile Terme arasında Çarşamba'ya 4 kilometre falan kala BP benzinliğin içinde. Neyse, şimdi yeniden yoldayız Terme'ye doğru. Biraz daha iyiyiz bugün. Bakalım nerede konaklarız, nereye varabiliriz. Ya nasip, hadi yola düşelim. Karaağaç Mahallesi diye bir mahallenin girişindeyim. Az içeride bir durak gördüm, oturdum, biraz dinlendik. Yoldaşı dinlendirdim. Şimdi tekrar yola çıkıp devam edeceğiz. Bugün biraz daha iyiyim. İyi geldi o benzinlikte. Lokantacı abinin beni misafir etmesi. Güzel bir yatakta yattık sağ olsun. Şimdi daha zinde bir şekilde yola gidiyoruz. Ama tabii ki yoldaş hamile. Onu üzmeden yavaş yavaş gidiyoruz abi. Ara ara dinleniyoruz. Zaten o kendini belli ediyor. Yoruldu mu oturuyor. Yoldaşa göre gidiyoruz yani. Bir süre böyle, yapacak bir şey yok. Yol üzeri bir cami daha buldum. Kargucak Mahallesi camisiymiş. Az önce bir 15 dakika önce yine bir camide oturduk. Yoldaşı dinlendirdim. Şimdi yine oturacağız biraz. Bakalım, böyle yol kenarı bir camiye fidanımızı dikeceğiz. Hangi cami uygun olursa. Samsun'a fidanımızı merkezde dikemedik. Bayram girdi araya. Samsun sınırlarından çıkmadan bir yerde dikeriz. Hadi bakalım. Çocuklar Kur'an kursunda. Dostlar, yukarı Söğütlü'den kalktık. Şimdi burası da Söğütlü diye bir köy. Kasabamsı kalabalık bir köy. Burada da biraz oturduk. Yoldaşı dinlendirdim. Kahvede çay içtim. Karnım aç. Yemek yapan bir yer yokmuş. Ekmek arası bir şey de bulamadım. Az ileride bir köfteci falan var dediler benzinlikte. Belki oraya girelim. Ekmek de aldım. Oraya girmezsem zeytinimle ekmek var, onu yerim. Falan böyle idare edeceğiz. Yalnız yol kenarında abi orman dutlarına bakın ya. Dikkatimi çekti. Baksana abi, ne biçim. Herhalde bunlar böğürtlen dedikleri aşılanmış bir cins mi?
Vaa. Wow. Kocaman kocaman. Tadı nasıl acaba? Neyse, haydi gidelim. Bir durakta dinleniyoruz yine. Yoldaş yatıyor. Yavruları hareket etmeye başladı karnında. Hafif hafif ele geliyorlar. Orta Söğütlü diye bir köyün girişindeyiz. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Şu yeşil alana çadır kursam mı acaba? Yoldaşa sabah bir tavuk kemiği vermiştim. Sabah dediğim öğlene doğru. Ondan sonra sadece ekmek vardı. Ekmek verdim, ekmek yedi. Ona güzel bir vitaminli bir şeyler almam lazım. Yoğurtla ekmek karıştırıp falan vereyim diye düşünüyorum. Şöyle bir kilometre kadar ileride bakkal varmış. Nereye kamp kursam onu düşünüyorum yani. Bakalım, bir değerlendireyim. Saat bu arada 7 oldu. Oturuyoruz belki 2 saattir burada. Bir tane İranlı bisikletçi geldi. Ahmet miydi adı? Ahmet miydi? Hamet miydi? Öyle bir şeydi. O da durdu, bana çat pat kamp kuracak yer soruyor. Dedim aynı dertten muzdaribiz. Ben dedim buraya kurabilirim. İstiyorsan gel sen de buraya kur. Dedi daha vakit zaman var, ben biraz daha gideyim. İyi dedim, sen bilirsin, çarşambaya doğru gitti. Buraya da inekler yayıldı bugün, gördüm. Sinek de olur burada. Hayvan pislikleri var. Bir de etraf çeltik tarlaları, mısır tarlaları. Buralarda sinek çok olur. Bilmiyorum, kursak mı bir çadır, kurmasak mı? Yazıya bakın. Ya bunlar bana komik geliyor ya. Bunu her belediyede görüyorum. Bu yol 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Sizin için. Vay. İhsanda bulunmuşlar. Abi. Yani isteseler yapmazlarmış. İyilikleri için yapmışlar. Gönüllerinden kopmuş. Alın size yol. Sizi gidim arabalar demişler yani. Sanki burası Samsun il sınırlarında değil de. Sanki burası belediyenizin görev alanında değil de. Gittiniz sanki Moritanya'da bir yol yaptınız da orada tanıtımını yapıyorsunuz ya abi. Da burası Samsun'da. Her şehirde yapıyorlar bunu. Samsun Belediyesi'nde bir şey dediğim yok da. Komik abi bu ya. Yapmayın bunu yani. Yanlış mıyım bilmiyorum. Bana komik geliyor. Neden yaptığın hizmeti böyle tabelayla asıyorsun ki? Ya karayolları yapacak, ya belediye yapacak görev alanına göre. Milletten aldığın vergiyle yapıyorsun. Senin görevin bu abi. Seni niye seçtiler? Seni niye oraya koydular? Yaptığın görevden dolayı aferin mi bekliyorsun? Bir de lütuf yapmış yani. Kız! Ne sürtünüp duruyorsun he? Koku mu buldun orada? Ne sürtünüp? Yorgunsun diye biz oturduk buraya. Sen burada cambazlık edesin. Dinlendiysen gidelim. He? He? Oyun mu istiyorsun? Oyun mu istiyorsun? Elini tutmamı istiyor bazen böyle. Rahatlıyor o zaman. Hı? Süslü. Yakıştı ama. Şu yavruları doğur da. Araba yaptık bak senin yavrular için. Sen bilmiyorsun. Seni şu arabaya alıştırayım bari de böyle yavaş yavaş gitmeyelim. Arabanın içinde taşıyayım seni. Olmaz mı? Hı? Hı? Ne gelirsin benimle bu halde? Bak, öyle deyince kızıyor bak. Bak, bak. Git var kendi yoluna. Hadi. Hı. Hamile hamile üstüme atlıyorsun bir de ha? Bir de üstüme atlıyorsun. O zaman sen iyisin demektir. Hadi az daha yol gidelim. Buraya kamp kurmayalım ha? Burada kalmamaya karar verdim. Hem sinek var hem yoldaş da dinlendi. Biraz daha gidelim. Ya nasip diyelim bir cami bahçesinde yatalım. Burası çok gürültülü gibi ya. Şu bankta yatayım dedim. Yine üşütürüm, hasta olurum. Gidelim bakalım ya, daha güzel bir yerden gelir. Yoldaş da önden yola düştü, dinlenmiş demek ki. 2 saattir oturuyoruz burada.
Hadi bakalım. Dostlar, akşam oldu. Az bir şey geldim. Yerli Köyü diye bir köyün camisine geldim. Hemen ana yoldan 70 metre içeride, hem sessiz. Hem de camide de pek kimse yok gibi. Akşam ezanı yeni okundu ama. Ne imam var, ne cemaat. Burada da lojmanı var. Şurada şöyle bir kamelyamız var abi. Tepede de leylek heykeli var. Heykel zannettim, gerçek leylekmiş. Biraz önce ona güldüm abi. Heykel gibi durmuyor mu? Abi, eğer bir şey diyen olmazsa yine 4 ayak üstüne düştük. İstediğim gibi bir yer buldum. Yoldan içeride fındık tarlaları arasından geçip bu camiye ulaştım. Etrafında ev falan yok doğru düzgün. Uzak evler yani. Tarlalar var. Bir lojmanı var. Lojmanda hoca efendi kalıyor mu bilmiyorum. Kalmıyor gibi. İçeride biri var. Bakalım, bir soralım. Haydi görüşürüz. Yine her şey beklemediğimiz şekilde oldu. Caminin bahçesinde kamelya güzel, orada yatayım derken cemaatle ve muhtar denk geldi. Onunla konuştum. Sağ olsunlar, caminin bir bölümü böyle dershane gibi çocukların okutulduğu bir yermiş. Burada yatmama uygun gördüler. Bu gece buradayım. Yarın sabah erkenden yola devam. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın ola hayrola, yeni yollarda görüşmek üzere. Selamun aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. Neredeyiz? Yerli Mahallesi Camisi. Burası Terme'ye bağlı Yerli Mahallesi. Dün akşam geldik, biliyorsunuz mevzuyu. Burada Kur'an kursunda kaldım. Şimdi saat, vallahi bilmiyorum, saat 7.30 falandır herhalde. Gitmeden önce bir kahvaltı yapayım dedim. Zeytinim vardı, ekmeğim var, Fanta da var. Öyle bir atıştırma yapalım, sonra bakalım ne olacak. Yoldaşa ekmek verdim, yemedi, gitti gömdü bir yere. Yavruları olacağına yakın öyle yapıyordu. Sonra acıkırım, hareket edemediğim zaman yiyeyim diye gömüyor herhalde. Neyse, haydi yolda görüşürüz diyelim. Dostlar, yoldaş nasıl olmuş? Anne adayı o ya, süslüyoruz onu, değil mi kız? Yeni gelin. Yolda buldum sizi, bağladım ona bak. Hoşuna gitti, kuyruk sallıyor. Evet abi, Yerli Köy'ün camisinden çıktık. Biraz gidiyoruz bakalım. Az ileride bakkal falan varsa yoldaşa bir tavuk, sucuk veya yoğurt alıp ekmekle yoğurt yedireceğim. Kendimiz de bir şeyler bulur yeriz. Bir çay içeriz, kahvehane bulursak. Haydi gidelim bakalım ya, nasip. Evet abi, yine mola verdik. Biraz önce bakkaldan bir yoğurt aldım. Onu da kadın karıştırmış herhalde, bana pahalıya sattı. Yarım kilo yoğurdu 25 liraya sattı. Normalde 12,5 liraymış. Baktım internetten. Neyse, şaşırdı herhalde diyelim. Yoldaşa içine ekmek doğradım. Normalde severdi ama az yedi, bıraktı. Orada dinleniyor şimdi. Birazdan gideriz. Termeye kaldı 3,5 kilometre. Fidanımızı da dikecek bir yer bulamadık daha. Bakalım nereye dikeriz. Haydi gidelim. Dostlar, Terme'ye geldik. Terme'nin iç kısmına girmeyiz herhalde. Böyle ana yoldan devam edeceğiz çıkışa doğru. Haydi gidelim bakalım. Biraz sonra bir dinleniriz yine. Biraz önce bir lastik çimlerinde oturdum. Biraz sonra. Şimdi tekrar yola düştük bakalım.
Dostlar, Terme çayının kenarındayız. Termenin çıkışına doğru, dere kenarında. Bir park buldum böyle. Biraz dinleniyoruz. Yoldaşa bir sürü tavuk kemiği aldım. Onları yedi karnı tok, şimdi bak beğenmezlik yapıyor. Oraya döktüm, yediği kadar yesin artık. Daha burada bir sürü var. Velhasıl böyle az dinleneceğiz, sonra devam. Dostlar, yine oturuyoruz, hep oturuyoruz, sürekli oturuyoruz. Hanımefendiyi neredeyse hiç yürütemiyoruz. 1-2 kilometre yürüyüp oturuyoruz abi. Terme'ye girdik. Bir camisinin orada oturdum, çay içtim. Yemek yedik, yoldaşa da bir şeyler yedirdim. Sonra bir de kemik aldım yoldaşa. Az ileride bir de nehir kenarında parkta oturduk. Orada yine biraz daha yedi. Uyumuşuz orada 1,5 saat kadar. Bu da uyudu, ben de uyudum. Bankın üstünde, ben altında uyumuşuz öyle. Böyle uykusu çektik, sonra kalktık. Az bir şey geldik, bir cami görünce tekrar döndük buraya. Yoldaşa su içirdim. Şimdi biraz daha oturduk, kalkacağız. De haydi gidelim, şu termeden bir çıkalım artık. Sonra deniz görünecek, sahil kıyısına yetişebilirsek, gidebilirsek oralarda kalırız. Yol devam ediyor. Camilerde, duraklarda dinlene dinlene gidiyoruz. Şurada bir çay içeyim diye girdim. Abi kapatıyoruz, cenaze var dediler. Yani bizi meczup zannetti. Bize çay içirmek istemedi. Ya paramız yok zannetti. Önünde herkes şakır şakır okey oynuyor. Cenaze varmış. Yani yalan bari. Düzgün bir yalan buldası oldu. Ayıp ettiğin ne kalırsın gülüm. Biz çayımızı demler içeriz. Haydi gidelim. Abi yoldayız yine. Şimdi biraz önce bir kahvehane gibi bir yere girmeye çalıştım diyelim. Tam girdim, oturacağım. Adam bize paramızla çay satmadı ya. Bir de yalan söyledi yani. Artık günahı üstüne. 5 masa orada şakır şakır okey oynuyor. Cenazemiz var, kapatacağız diyor ya. Bir çay içip kalkıp gideceğim. Paramızla çay satmadılar. Sonra hemen 50 metre ötesinde şöyle Kriş Dünyası diye market, kasap, her şey var. Çay bahçesi gibi. Közde çay yapıyorlarmış abi. Girdim buraya. Abi doldur iç dedi. Para da almadı. Közde çay içti. İşte bir adım öncesinde başka tip, bir adım öncesinde başka tip insanlar. Yol bu. Devam ediyor. Haydi gidelim. Şu karşıdaki minaresi görünen camide bayağı bir oturduk abi. Etrafı ağaçlıklı, güzel bir camiydi. Orada kalayım mı falan diye düşündüm. Bayağı bir dinlendik. Yoldaş da uyudu orada biraz. Ama etrafında çok da ev vardı. Balkonlardan görünüyordu. Böyle çok ortalık bir yerdi yani. Rahatsızlık verdi. Zaten cemaatten insanlar da sordum, burada olmaz dediler. Ben de kalktım, gidiyorum bakalım. Şöyle sahile yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Biraz akşam yürüyeceğiz ama bakalım nereye kurulacağız. Evet abi, hemen şöyle 300. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Çarpılırsın. Hemen şöyle 300-400 metre geldim abi, şöyle eski duraklar buldum. İki tane var, birine ben yatabilirim. Normalde karşısı çamların, içi de güzel ama şimdi gideceksin orada uygun yer bulacaksın, çadır kuracaksın falan filan. Yarın bu sahil boyu güzel bir alana yarın kamp kurarım diye düşünüyorum erkenden. Keyfi bir kamp. Bugün de burada bir geceleyelim. Bugün buradayım yani.
Neyse. Yarın ola, hayrola, yeni yollarda görüşmek üzere. Bana müsaade abi.